En stabil olanından size bahsedeceğim. Burada gördüğünüz gibi bir kopmalar başlattı. Videomda HiOS'tan bahsedeceğim. HiOS'ta bir sürü overclock denemelerim oldu. RTX 3070 ekran kartı için bu arada. Bir sürü denemeler yaptım. 63.5-64 mAh'lara kadar çıkarttım. Sürüyle denemelerim oldu ama en stabil ayar olarak bir ayar keşfettim. Videoyu da çok uzatmayı düşünmüyorum. Şimdi birinci öncelik şunu söyleyeyim size. Ping çok önemli. Yani ping saniye süresi çok önemli. Türkiye'de de genelde bu ping saniyesi 130, 135, 137 saniyelerde falan ping atıyor. Bu da aslında sağlıklı bir paylaşım yapamamamıza sebep oluyor. Dolayısıyla yaptığımız 70 paylaşımın belki 5'ini yiyor, belki 7'sini yiyor. Paylaşımlarımızı yedikten sonra da kazancımız düşüyor dolayısıyla. Ben bunun için de bir yer keşfettim. Fakat bundan bir sonraki videoda bahsedeceğim. Takipte kalırsanız, abone olursanız ve bildirimleri açarsanız tekrar bu videoyla da karşılaşacaksınız. Bu ping saniye sürelerini ben 80-85'e kadar indirdim. Ve gerçekten de çok sağlıklı paylaşımlar oluyor. Normal kazancından bir tık daha üste çıkıyorsun. Bir problem olmuyor. Şimdi HiOS'ta bilinmesi gereken kurulumdan falan bahsetmeyeceğim. Zaten genel olarak biliyorsunuzdur kurulumu. Ya da işte herhangi bir arkadaşımız mutlaka YouTube'da paylaşmış. Ondan izleyip görebilirsiniz. Ben sadece RTX 3070'te stabil olarak, yani nasıl overclock yapabiliriz ve en sağlıklı olanı nedir, bundan bahsedeceğim sadece. Burası gördüğünüz gibi HiOS ekranımız. HiOS ekranımızda şimdi normalde şöyle başından geleyim. Hesabım burada. Burada gördüğünüz gibi bir geçersiz paylaşım gibi gösteriyor. Ama geçersiz paylaşım değil. Ben bunları overclock yükselttiğim zaman, yani 63.5-64 mAh'lara çıktığım zaman bir günde buranın 300'leri, 400'leri, 500'leri bulduğunu gördüm. Ve bu kopmalar başlattı. Yani paylaşımını yine yapıyor ama kopmalar başlıyor. O yüzden en stabil olanından size bahsedeceğim. Hesabımıza girdikten sonra ekran kartımıza giriyoruz. Benim şu an bu rigimde tek ekran kartı var. Bir tane gördüğünüz gibi GeForce RTX 3070. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir geçersiz paylaşım var ama burada ben bir deneme yaptım, ondan oldu. Bu internetin kopukluğundan falan da kaynaklanıyor ama genel olarak testimi gördüğünüz gibi, yani şuralarda işte hep testlerim, işte burada bir kapatmışım, teste devam etmişim. Çok stabil bir vaziyette sürdürdü, bir problem olmadı. Yine buralarda denemelerim oldu, ondan dolayı bu kopuklukları gösteriyor. Şimdi genelde biliyorsunuz şuradan popüler ayarlar dediğinizde aslında sizin o anki bulunan kartınızla ilgili overclock ayarlarını yapan arkadaşlarımızın paylaşımlarını görüyorsunuz. İşte ne yapmış? Mesela işte Corkulo -500 yapmış. Temp Memi 2200 yapmış. Watt'ı 130 yapmış. Bunlardan da deneyip bakabilirsiniz. Ama ben bunların hiçbirinde stabili görmedim. Ya da şöyle kart düştü 58 mAh'lara, 57 mAh'lara, o şekilde çalışıyordu. Dolayısıyla biz yüksek mAh isteriz ki daha iyi paralar kazanabilelim. Bununla ilgili denemelerimde de gördüğünüz gibi benim ayarlarım şu anda -500 çekirdek hızı, bellek hızı 2800, güç limiti de 130 Watt'ta. Bu delay gecikme saniyesini 10 saniye yapmıştım ama onun da hiçbir etki ettiğini görmedim. Aksine gecikme yaşattırıyor. Dolayısıyla onu kaldırdım. Şu anda bu ayarlarda, yani bu overclock ayarlarında gayet stabil çalışıyor. Hiç hatasız çalışıyor. Ama dediğim gibi ping saniyesi yüksek olduğu için oradan sıkıntılar olabiliyor. Bir sonraki videomda göstereceğim ping saniyesini nasıl düşürürüz. HiOS'la nasıl bağlantısını sağlarız. Bu videoyu izlediğiniz zaman da ping sayınızı da, ping saniye sayınızı da düşüreceksiniz. Çok stabil bir kazım başlayacak. Dolayısıyla hiç problem yaşamayacaksınız. Fan ayarlarında da ben fanımı, en düşük fan ayarımı 45'te tutuyorum. Öyle 55'ler, 60'lar. Tabi ortamınızın sıcaklığı çok yüksekse bunu biraz daha yüksek tutmanız gerekebilir. Ama normal benim bir ev ortamı diyeyim size. Ev ortamında 45 derecede minimum çalışma süresi vermişim. Bu da yeterli oluyor. Onun dışında söyleyeceğim.
Bu ayarlar bu arada bu HiOS'taki yapacağınız overclock için geçerlidir. Bazı arkadaşlar Windows üzerinden kazım yapıyorlar ve onların overclock ayarları için açtıkları o program, Nvidia'nın programı bununla birbirini tutmaz. Yani bundaki ayarları ona uygulamaya kalkarsa performans alamaz büyük ihtimalle. Kopmalar yaşayabilir ya da kartını riske edebilir. Bence bu işe hiç girmesin. Ayrıca burası çok önemli bir kısımdır. Yani burada oynayacağınız ayarlarla eğer bilinçsiz bir vaziyette yaparsanız ekran kartınıza çok ciddi zararlar verebilirsiniz. Bunu göz önünde bulundurun. Mutlaka doğru ve güç limitine uygun ayarlar yapmaya çalışın. Bunlara dikkat ettikten sonra siz de sağlıklı bir kazıma kavuşacaksınız diye düşünüyorum. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Dediğim gibi ping sayısını düşürmek için bir sonraki videomu bekleyin mutlaka. Bunun için abone olup bildirimlerinizi açın. Ben videomu paylaştığımda size de bildirimler gelsin. Umarım faydalı bir video olmuştur. Çok uzun da tutmak istemedim videomu. Hemen kısadan anlatmak istedim. Siz de bu videoyu beğenip yorum yaparsanız ya da aklınıza takılan bir şey varsa bunu da yorumlarsanız sevinirim. Birbirimize katkıda bulunarak büyüyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.